O kadar iyi geldi ki vallahi yürüyüş. Ya bismillah. Bak şimdi bak. Nereye geliyor? No stop. Yes, devam ki. İnşallah öyle yaralı yok. Yani selletleri bir durmayın vallahi. Selletleri manyağı yaparım size burada. Ankara'nın çıkışındaki polis abilerimiz. Efendim. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Hadi bakalım, gel buyur buradan ya. Minareye kadar git. Ya git ama nasıl git? Hadi bana sakın abi aralara gireceğim muhabbeti yapma. Takıl. Allah'ım yarabbim, ben nerelere geldim yarabbim. Ben Afgan'a geldiğimizde belli oluyor. Her taraf mermer ocağı. Samsun'a turşu götürüyoruz. Yak yavrum lambaları. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar olsun inşallah. İyi pazarlar, iyi tatiller. Bugün günlerden pazar olduğu için parklar falan bomboş. Ben de dedim ki yola çıkmadan önce şöyle güzel bir sabah sporu yapayım, güzel bir yürüyüş yapayım istedim. Saat 11 gibi falan, 12 gibi yola çıkacağız. Sabah erkenden kalktım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi Tekirköy'deki bulunan Olgunlar Parkı'nın orada yürüyüş yapıyoruz. İnanın çok iyiymiş. Vallahi ben bu zamana kadar bunu neden yapmadım bilmiyorum. Ya gerçi fırsat da bulamadık. Zamanımız da olmadı. Devamlı yol. Bugün de böyle bir fırsatım vardı. Değerlendireyim istedim. İyi ki de değerlendirmişim. O kadar iyi geldi ki vallahi yürüyüş. Anlatamam. Yaşamanız lazım. Vallahi şu an sabah bir 4-5 kilometre yürüdüm. Ve aynı zamanda arada 3 turda, yani 4-5 kilometrenin yarısı depar. Koşarak gittim. Ve buralar çok güzel arkadaşlar. Ciğerlerim o kadar açıldı ki. Zaten sağlığımız yerinde değil. Allah'ımıza şükürler olsun ama yine yıkılmadık, ayaktayız. İnşallah düzeleceğiz. Her şeyin zamanı var. Ben size şöyle Tekirköy Olgunlar Parkı'nı bir göstereyim. Ben sabah 8'den beri buradayım. Ve saat 9.30. Yani 1.5 saattir yürüyorum. Yürüyorum. Sana doğru birazcık da sen gelsene bana doğru. Kedicik, ne yapayım lan? Ya sizlere de böyle bir video açılışı yapayım istedim. Her gün arabada açılış yapıyoruz. Arkadaşlar herkese merhaba, nasılsınız falan. Ama dedim bir değişiklik olsun. Şöyle Orgunlar Parkı'nda yürüyüş yaparken çekelim. Sabah nereye gideceksin kardeşim ya? Stada mı? Ne var statta? Stat bitmiş yolum. İnşaata. Hayırlı olsun. Sağ olasın, görüşürüz. İnşallah onun yanında güzel de bir stat. İnşallah bakacağız. Hadi bakalım. Sabah kimisi yürüyüş yapar, kimisi inşaata gider. Kimisi çalışmaya gider. Görünüz mü? Burası da çocuklar için yapılan park. Yazın buralar çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Yazın burada insanlar buraya geliyor, oturuyor. Çayını, semaverini, pastasını, böreğini alıyor, geliyor. Güzel bir şekilde yiyip içiyorlar. Saati aldığımda iyi oldu ya. Bu da bizim Abdülkadir Seven'in arabası. Karadeniz Demir Çelik. S500. Abi çok iyiymiş ya. Vallahi çok iyiymiş. Ben bundan sonra pazar günleri evde olursam ilk işim bu. Vallahi ilk işim bu olacak çünkü sevdim ben bu işi. İnan var ya, bacaklarım açıldı ya. Vallahi bacaklarım açıldı. Ayak kaslarım şöyle bir kendine geldi ya. Sabahleyin de dün akşamdan hazırlamıştım. Su bidonun içine limon doğradım. Su doldurdum. Tarçın koydum. Sabaha kadar durdu. Sabah kalktım. Bir iki bardak ondan içtim. Hiçbir şey yemeden. Ve şu an hala da yemedim. Aç karnına çıktım spora. İnanın var ya. Sanki böyle abartmıyorum. Vücudumda böyle bir hafiflik. Öyle bir şey var yani. Çok süper. Bundan sonra her sabah böyle spor yapmak lazım abi. Neyse. Hadi spora devam.
Nasıl ama? Vallahi var ya, vücudum o kadar rahatladı ki anlatamam. Çok güzel. Vallahi. Ciğerlerim açıldı. Vallahi var ya, sanki böyle üzerinde bir ağırlık var, bir hantallık vardı. Hepsi bir anda uçup gitti. 8, 9, tam 1 saat, 1 saat 10 dakikadır spor yapıyoruz. Şöyle. Mekanımız burası. Ama hava yağacak. Çiğselemeye başladı. Vallahi arkadaşlar, bu videonun açılışı, başlangıcı bayağı bir enteresan oldu değil mi? Bir değişiklik olsun dedim. Yani pazar günü sabahtan kalkınca arkadaşlar dedim, benim ne yaptığımı görsünler. Her erkenden kalkıp yola mı gideceğiz? Bazen de böyle değişiklikler yapmamız gerekiyor sağlığımız açısından. Bakma işte biz ihmal ediyoruz. Ama yanlış yapıyoruz. Aslında böyle sabahları, hafta sonları da olsa, hafta içi her gün yapamazsınız ama hafta sonu bari böyle pazar günleri sabahtan 2-3 saat şöyle spor yapsanız, yürüyüş yapsanız o bile yeter. Neyse, benim yine çenem düştü. Ben çok konuşuyorum. Konuşmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Onun için şöyle biraz daha yürüyelim, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şu an aracıma doğru gidiyorum. İlk önce şöyle etrafını bir kontrol edeyim. Sabah sporumuzu yaptık, yürüyüşümüzü yaptık. İyi, arabamız çok kirli. Arabamızı da bir yıkatmamız lazım havanın durumuna göre. Orta tekerde bir sıkıntı yok inşallah. Büyük ihtimal köpek işedi. Yanlığımız nasıl oldu? Sizlerin dediği gibi abi, bu taraf çok boş kalmış dediniz ve buraya da yanlığı koyduk. Ama tabii ki aracımızı bir yıkatmamız lazım. Şu hale bak. Sungurlu da yıkatırım herhalde, öyle gözüküyor. Bakın işte gömleklerimi aldım. Kendime limonlu su yaptım, onu aldım. Ve şimdi hadi bakalım ya, bismillah diyelim ve yola çıkalım. Bismillah. Şöyle gömleklerimizi de bırakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. 4 kamerayı birden aktif ettik ve şimdi ya bismillah diyeceğiz, yola çıkacağız Allah'ın izniyle. Şimdi mahallemden kış yapıyorum. Hadi bakalım. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Depomuz dolu. Zaten dün doldurmuştuk. AdBlue da dolu. 3. ayın 12'sinde motor bakımımız varmış. Saat 11:10 geçiyor. Allah yolumuz açık etsin inşallah. Babam yine kahvede. Lan nereye gidiyorsun? Yola gidiyorum. He? Yola. Oğlum bugün pazar değil mi? Olsun. Oğlum biz sizin gibi, biz sizin gibi memur şoför değiliz. Ne yapalım ya? Biz ırgat şoförük. Öyle, sen memursunuz da oğlum. Sağ ol. Amin, Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Pazar günü yol mu olur diye. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası. Sadece ben değil, herkes yola çıktı. Emre çıktı, Yaşar çıktı. Onlar da Merzifon'u geçti, beni arıyorlar. Zahmetli, ne yaptın, çıktın mı? Çıkıyoruz işte Allah'ın izniyle. Yine bu lambalara denk geldik. Bu lambalar da ne kadar uzun yani arkadaş ya. Lambalarda bekliyoruz da, lambalardan kalkarken inanın var ya, korkuyorum ya. Korkarak hareket ediyorum. Çünkü önümüzden yaşlı bayan geçer, oradan göremeyiz, edemeyiz, biz de yürütürüz. Bu sefer sıkıntı olur. Heh, yeşil yanmış. Yalnız şaka maka, benim bu arabayı bir güzel bir yıkatmam lazım. Üzerinde nakit yok. Şu giderken ATM'den para çekeyim de. Çünkü her yerde şey bulamıyoruz. Post cihazı alan bir yer bulamıyoruz. Bugün pazar, herkes ekmeğini almış. Simitini, poğaçasını almış. Pidesini almış. Vallahi. Şurada ATM olacaktı. Şurada durayım da.
Ne güzel insan ya. Şu Fatih Esen var ya. Fatih Esen. Anadolu Büyük Hastanesi'nin başhekim yardımcısı. Beni gördü. Nizamettin sende diyor kaç tane kalp var diyor. 3 tane mi kalbin var diyor. Hani gelecektin diyor. Doğru diyor adam, gidemedik ki. Abi şu Afyon'a gideyim geleyim de dedim. Geleceğim sabah aç karnına dedim. Helal olsun adama ya. Adam bizi düşünüyor abi. Boş ver evin paran burdun olmasın. Yeter ki dostun sevenin olsun. Gerisi boş. Arabayı yıkatmam lazım acilen. Zaten Ankara taraflarında hava iyidir. Oy, hadi bakalım. Ya bismillah. Evet. Arkadaşlar şu an Çorum'dayım. Şöyle söyleyeyim. Çorum'da Ordu Fas'ta olan bir Serdar kardeşimiz var. O da beni bekliyormuş. Ne zamandır Nizamettin abi buradan geçici de şu an arkamda geliyor. Eski nostalji bir Mercedes var. Onunla geliyor. Senin sayende tırcı oldum abi diyor. Aa bakın geliyor işte. Adamsın kral. Senin sayende tırcı oldum abi diyor. Ben de diyor. Ordu Faslalıymış. Annesi babası burada oturuyor. Kendisi burada anneannesi ve dedesinin yanındaymış. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya anneannesi ya babaannesi. Burada çalışıyormuş. Beni beklemiş uzun saatlerce. Buradan geçecek zaten diye. Şimdi onu görüştük işte, bir fotoğraf falan çekindik. Şimdi ben gidiyorum, arabam çok kirli. Görmüş olduğunuz gibi. Arabayı yıkatmam lazım Sungurlu'da. Hava yağsa da yağmasa da yıkatacağım. Çünkü bu şekilde bu arabayı sürmek istemiyorum ben. Bakalım. 19 Samsun Bursa 699. Kral adamsın. Yolun açık olsun kardeşim. Allah'a emanet. Saat 2 oldu ya la. Kaçta çıktım ben? 11.30'da çıktım. 2.5 saatte buraya geldim. 2.5-3 saatte. Şimdi buradan çıkar giderim Sungurlu'ya. Arabayı güzel bir yıkatırım. Orada bir iki bardak çay içerim. Anlasın, arabamızı yıkatırız tertemiz, anlasın, aheste aheste gideriz. Zaten Ankara'ya, Polatlı'ya geçince Sivrihisar'dan İzmir, Afyon yoluna döneceğiz. Oradan Afyon, Emirdağ'a geçeceğiz. Bu gece varırız, yatarız, sabah kalkarız. Nereye boşalacaksa oraya gideriz. Ama gidip gelince bu hastanenin işini halletmem lazım. Bu böyle olmayacak. Bak şimdi, bak. Nereye geliyor? Nereye geliyor? He? Habire geliyor sola. Adam bir aynaya bakar lan, mübarek insan yani. Kesin telefon var elinde. Bak dorsiye geliyor bak. Allah'ım. Bugün de var ya, lambalar Allah'tan hep bana yeşil yanıyor. Ha. Böyle hep yeşil yansa bana, hiç kırmızıya denk gelmez. No stop. Yes, devam ki. Vallahi uzun zamandır bu tarafa gelmemiştim. Yani hep devamlı İstanbul, İzmit. Ya böyle gidip geliyordum. Ama bu sefer rotalar hep değişti. Diyarbakır, Elazığ, Hat, Malatya. Ondan sonra Batman, Siirt. Git babam git. Oradan gel. Şimdi Afyon. İstanbul yolunu bu sefer unutacağız herhalde, öyle gözüküyor. Ama tabii ki İstanbul yolu gibisi yok. Yağmur yağsa bile bizimki bir sevda. Kardeşim sağ olsun. Bu yağmurda bile bizim çamurlu yola gitmemizi bize yakıştıramadı. Ve aracımızı yetiyor baba. Hava yağmasaydı komple yıkatacaktım ama hava yağıyor. Ayağını yıkatın oldu da. Kardeşim eline sağlık. Vallahi arkadaşlar burada şu an Elma Dağı'nın gerisindeyiz ve kaza var. Elma Dağı'nın gerisindeyiz ve yolda kaza var. Şu an ambulans falan itfaiyeye geldi. Büyük ihtimal sıkıştı. Allah yardımcıları olsun. Çok kötü ya. Şöyle yakından göstereyim. Viraja hızlı girdi kesin. Savurdu kendisi. Oo. İnşallah ölü yaralı yok. Maddi hasarlı herhalde. Oh, Allah yardımcılar olsun. İşte yağışta da her zaman dikkat edeceğiz. Yavaş git. Araba bir anda ters dönmüş.
Ulan arkadaş, Ankara'nın içinden geçelim dedik. Bin pişman olduk ya. Şuraya bak. Bu ne yoğunluk? Bu ne kalabalık böyle ya? Ya tamam kardeşim, bir saniye. Bir saniye ya, lütfen ya. Anazın karnında 9 ay nasıl beklediniz ya? Yani selletörü tutturmayın vallahi. Selletör manyağı yaparım size burada. Allah Allah. Her seferinde böyle köprü altından geçerken korkuyorum yani, dolsun üstü vuracak diye. Tam da saatine denk geldik. 6-7 arası. Her şeye zam diyorlar. Yakıta zam, şuna zam, buna zam. Zam olsa ne olacak? Baksana. Arabalar vızır vızır çalışıyor. Heh, makas at, makas at. Heh, bu yağmurlu havalarda makas atın da dönersiniz birazdan. Ulan bu tarafa giden tek tır ben miyim ya? Şuraya bak. Dayı, az aynanıza bir bakın. Ani hareket yapmayın sakın. Vallahi yer de ıslak, durma da duramam. Ben kendimi ortaya atayım abi. Dayı bir dakika bekle. Dayı bir dakika. Heh, sen de benim önüme gel. Heh. Tamam. Açtı otogar. Şöyle geçelim bir tanesi sağa. Ankara'nın otogarı da ne kadar büyük ya. Vallahi helal olsun. Abi başkentin otogarı büyük olur. Heh, gel gel, buyur buradan ya. Şimdi gir bakalım, buradan girebiliyorsan. Ya mübarek adam, sağ sinyal yanıyor hala. Dibime dibime giriyorsun ya. Zaten kafa yerinde değil. Şuradan ben bir çıkayım ailesine ya. Vallahi billahi ya. Gel 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 gel. 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 Heh, gel. La hala basma. Basıyı da Allah'ım ya. Ben sizin gibi hemen aniden duramam. Kusura bakmayın. Gir, sen gir arkadan. Ne yapayım? Oh be. Eskişehir yoluna girdik. 61. Sen ne işin var la burada? Ah yavrum, ne güzel gözüküyoruz oradan beri be. Ama birazdan ledleri kapatmam lazım. Ankara'nın çıkışındaki polis abilerimiz öperler. Ankara'dan geçiyor mu baba? Arkama bakıyorum polis geliyor mu diye. Çünkü Ankara biliyorsun bu, yani biliyorsun derken yani pardon, biliyorsunuz ki Ankara led üzerine bayağı bir hassas, bizi çok sıkıştırıyorlar. O yüzden dikkat edeceğim. Arabadaki yükümüz 26,5 ton. Onu da söyleyeyim. Dayı bunların gaz batıyor, sen bana bir yol ver de ben şuradan bir sıyrılayım ya. Kent, yeni mahalle, İstanbul. Şehir, devam baba. Hemen barmağımı götüreyim düğmeye de. Dayı bunların yol veriyor. Bunlar böyle yapıyor, ben de böyle yapayım. Sinyali verdi miydi yol onların oluyor. Ben de sinyali verdim, yol benim. Kent Park. Arkadaş millet bu alışverişe bu parayı nereden buluyor? Dayı abi yağmura motora mı binilir ya? Sen aklın kim yedi ya? Trafiğe bak. Şuradan bir çıksam, hayırlısıyla Eskişehir yoluna bir dönsek. Akşam oldu ya lan. Afyon erkenden varsam da, erkenden yatsam ya. Afyon'a, Afyon demişim. Emirdağ, Afyon Emirdağ gelmeden, Emirdağ 5 kilometre kala bir yerde yatacağız. Sabah arayacağız. Ona göre nereye gel derse oraya gideceğim. Oradan da Afyon'a turşu yüklemeye gideceğiz, turşu fabrikasına. Evet arkadaşlar, şükürler olsun. Emirdağ'a geldik. Şu an Emirdağ'dayız. Vay, vallahi geldik. Acayip soğuk var. Webosto'yu da yaktım. Webosto cam baba ya. Şu vızırtıyı da keselim. O vızırtıdan çok şikayetçiymişsiniz, haberim var. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü o yükseltici. Yükseltici olmadan internete Wi-Fi açamıyoruz. Yenisini almam lazım. Ama şu an alma imkanım yok çünkü bayağı pahalı. O yüzden beni idare edin. Neyse arkadaşlar, sabah görüşürüz. Emirdağlı bir kardeşimiz vardı abi, video çek demişti. İnşallah yarın Emirdağ'da bir görüntü alacağız. Herkese hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Sabah görüşürüz. Evet canlar, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Şu an neredeyiz? Şu an Afyon Emirdağ'dayız. Emirdağ'a geldik. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlıyorum. Daha şu an arayan eden yok. Aradıkları gibi de inşallah arabayı boşaltmaya gideceğiz. Şurada bir Samsunlu kardeşim var. Bakalım eğer uyandıysa kahvaltıyı onu da çağıracağım. Kahvaltıyı beraber yaparız. O da büyük ihtimal buralara geldi. Boşaltmayın ki ama. Çayı demleyeyim de bakalım. Şeyden mi, kooperatiften mi geliyor? Kooperatiften mi geliyor? Evet, biraz uzak. Sen bana aldırıyor, ben seni aldırıyorum diye. İnşallah geç bırakmazsın beni. Aman yandım, bana teyzesini bağırır kapıda.
Vallahi arkadaşlar, yumurta yapmayacaktım ama yumurta yapmak zorundayım. Çünkü yumurta yapma, yumurtalar kötü olacak. Bundan sonra karar aldım arkadaşlar. Arabada taze fasulye, işte ne bileyim, değişik şeyler yapmam lazım. Çünkü balık, işte bu menemendir, tavuk söteydi, şuydu buydu, bunları biraz ertelemem lazım. Çünkü bunları ye göbek aldı başını gitti. Kilo yükseldi, tansiyon yapmaya başladı. Bir de kafayı takıyoruz ona buna. Bir de hayatta şunu anladım. Hiç kimseye haddinden fazla değer kıymet vermeyecekmişsin burada. Ne kadar değer verirsen o kadar değersiz olursun. Onun için boş ver baba. Şimdi arkadaşlar, hazır kahvaltı masası derken sizlere bilgi vermek istiyorum. Ben mesela bu kışın hani doğuya falan gittik, şuraya gittik, buraya gittik, koşturduk ya. -15, -20'lerde falan bazıları mesela korktu. Bir soğuk var, eksi var, bir de rüzgar var. Rüzgarla beraber soğuk daha etkili oluyor. Bazı arkadaşlar korktu. Acaba mazot donar mı? Şu olur mu? Bu olur mu? Vallahi ben hiç aklım ucundan bile geçmedi. Mazot donar mı? Ne bileyim ya, donar mı? Çünkü o anda zaten kafamız hep başka şeylerde, deprem bölgesinde. Benim böyle bir korkum yok dedim. Mazotu nereden alıyorsun? İşte bilmem şuradan aldım, buradan aldım. Abi her zaman dedim, bilinen markadan, güvenilir yerden alacaksın dedim. Ben dedim işte petrol üstünden alıyorum dedim. Hiç dedim bu zamanlarda hiç sıkıntı yaşamadım dedim. Ne mazotta dedim başka bir şey, ne yolda kalma, ne donma, ne şu, hiçbir şey yaşamıyorum dedim. Mesela motor yağım da aynı. Ben dedim motor yağı maksimum dedim, Euro 6. Ve dedim yağı koyduğum zaman böyle altın sarısı gibi dedim. Maşının kaç bin kilometre oldu bakın dedim ya. Yağı bir kontrol ettim geçen gün, bir baktım dedim. Yağ aynı renginde yani. Böyle bir şey var mı? Yok. Abi her zaman markadan şaşmayacaksınız, kaliteden şaşmayacaksınız. Aklınız yolda olacağına arabanızda olmayacak. Aklınız motorda olmayacak. Aklınız her daim yolda ve ileride olacak. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Baba, yakıt ve petrol ofisi, motor yağının petrolü Maximus bitti. Ötesi var mı? Yok. Ben diyecek oldum bu. Şöyle diyeyim, yumurtayı yiyeceğiz ama öbürlerini kaldırabiliyoruz. Yumurtayı kaldırma şansımız yok. Yumurta bu şekilde olacak. Aslanım benim be. Yumurta. Bro ne diyor? Sarısını durma lan. Sarısını dağıtma. Ya arkadaş. Aa, Ramazan geldi zaten. Artık Ramazan'da yumurtayı sarısını dağıtmadan. Sarısını dağıtmamam lazım. Görüyorsun değil mi? Şu Eta'ya helal olsun ya. Vallahi billahi. Her gittiğimiz yerde yükümüzü hemen ayarlıyoruz. Arabada kalktım. Dedim lan dedim bir kalkayım bakayım dedim. Afyon tarafından dedim iş bulabilir miyiz? Böyle gezip duruyordum. Bir baktım Afyon, Emirdağ, Samsun. Afyon bilmem ne Samsun. Dedim lan dedim. Eta'nın sayesinde yine işimizi aldık. Yine yollardayız baba. İş derdimiz yok. Boş alma, acaba bulabilecek miyiz, şuraya gidelim mi, buraya gidelim mi, şunu arayalım mı, bunu arayalım mı, öyle bir derdimiz yok. Bak yükümü getirdim, aracımı boşaltacağım, yükümü alacağım, kafam rahat. Bak kahvaltı yapıyoruz baba, kafa rahat oldu muydu, her şey rahat oluyor başı, ye gitsin. Oo, kafadan şu karşıki dağda lambalar yansa dağda, lambalar yansa, lambalar yansa.
Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar her an şarjı bitebilir. Onun için bakacağım. Şu çayımı bir koyayım da. Ah yavrum benim. Tavşan gene tavşan. Hop. Oo. Mis mis. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltı yaptık. Emirdağ'dan çıkış yaptım. Emirdağ'da duramadım fazla. Kahvaltı yaptıktan sonra boşaltmayı için bu Eskişehir Çifteler yolu üzerine Gözele köyü varmış. Gözele köyüne gidiyorum. Şu an 15 kilometre, 16 kilometre fazla bir sürüş yaptık. Bir an önce boşaltıp geri dönmem lazım. Afyonkarahisar'dan yükümüzü aldık ETA sayesinde. Oradan turşu yükleyeceğiz ve Samsun'a geri döneceğiz. Adamlara da öyle gelirim dedim ama inşallah adamlara yalancı çıkmayız. Bir an önce gidip boşaltıp geri dönmem lazım. Vallahi arkadaşlar diğer kameranın şarjı bitti. Bu kamerayla bari idare edelim. Şu an Gözeli köyüne giriş yapıyorum. Harbiden tam köymüş de camiye kadar gitmedi. İnşallah yolda bir sıkıntı yaşamayız. Dar mar ne bileyim. Aha. Aha. Hadi bakalım gel buyur buradan yak. Minareye kadar git. Ya git ama nasıl git? Nasıl döneceğim ben şimdi buradan? Vay anasını ya. Nasıl geçeceğim şimdi? Ne yerlere getirdiler biz arkadaş, şuraya bak ya. Aa cami. Geldik camiye. Sonra evet arkadaşlar şimdi dayım geldi bizi almaya. Yaptı bakalım. Hayır, inşallah bizi sakat bir yere götürmüyor. Hadi bakalım. İş olunca böyle oluyor işte arkadaşlar. Köy, dağ, bayır, taş, baş. Git babam git. Dayı bana sakın abi aralara gireceğim, gireceğim muhabbeti yapma. Sakın. Aha. Dayı kurban olayım. Evet arkadaşlar şimdi buradan döneceğiz bakalım, Allah yardımcımız olsun. Nasıl döneceksek. Arkaya sola
atmam lazım tamamen. Sağ tarafta dar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hadi kolay gelsin abi. Şimdi buradan Afyon Turşu Fabrikası'na geçeceğiz. Ya Rabbim ben nerelere geldim ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ben nerelere geldim. Arkadaşlar İzmir, Antalya, Afyon, Karahisar yolu. Şimdi ben kamerayı açtım ki yolu net görün diye. İnşallah 15 kilometre kaldı. Ne 15 kilometresi ya? 35 kilometre kalmış. Evet, şu an Afyon'a girdim arkadaşlar. Afyon'a girdiğimizde belli oluyor. Her taraf mermer hoca. Her taraf mermerci. Bu ne lan? Afyon mermeri meşhur ya. Her tarafta mermer. Şu an 15 kilometre bir yolumuz kaldı. Gençler mermer. Abi ne olacak? Dağdan, bayırdan toplayıp getirip şey yapıyorlar. Mermer yapıyorlar. Ankara'ya geri döneceğiz. Vallahi arkadaşlar şu an Afyon Susuz. Susuzluk yoluna girdik.
Ortam diye abi diyor, gel diyor. Bizim evin oraya gelecek diyor. Allah Allah, bu evin yanından mı yüklenecek? Ne yapacağım diyor, diyor ki. Allah'ın izniyle.
Doğru mu dartıyorlar? Ne? Doğru mu dart? Doğru abi. 107 kiloyum lan ben. Anno. Yapıyorsun mu sporu? Biraz salak salak duruyorsun arkadaşlar. Samsun'a turşu götürüyoruz. Bak bu çok az oldu. O da şey ya. Kaç olmuş? 151. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Da inşallah bir yere takmadan çıkarız. Karşı yana abi, künye alacaklar, bildirim alacaklar. Künye mi? Aha. Nereden? Sen karşı tarafı, verdiğin numara var ya, ben çıkıyorum diye ara sen. Oraya mı arayayım? Aha. Sen Berber'de, Berber'e geleceğim, organizasyonun içinde bir kalk, gerçi Berber'e girme, devam. Evrak vermeyeceksin değil mi bana? Yok yok. Tamam. Ama lambalara takmadı da. Lambalar sağlam da. Ne? Lambalar sağlam da üstteki. Sağlam üstteki. Hadi hayırlı yolculuk. Sağ ol baba, hadi görüşürüz. Aa, şimdi oraya da araba çekmişler. Buradan nasıl geçeceğiz lan? Ana derdine tükür. Abi bu arabada var ya 27,5 ton yük var ya. Hadi bakalım. Saat bayağı geç oldu ya. Vallahi bu arabanın tonajı inşallah kurtarır. Şu şeye bir bakayım ben. Ne diye lan bu, toplam ağırlık 43 ton değil. Vallahi şu an Sivrihisar'ın çıkışında polis kontrol noktasındayız. Hadi bakalım. Çok tehlikeli abi ya. Bu Ankara tarafı var ya, Ankara tarafı. Ankara tarafı adamı öttürüyor. Vallahi öttürüyor lan. Can yakıyor, can. Yak yavrum lambaları. Lambaları yakıyormuşuz. İleride de şak çevirme. Hadi gel bakayım buraya. Zahmetin gel. Arkadaşlar şu an Temelli'deyim. Temelli'ye çıktım. Ankara'ya doğru gidiyorum. Ama tekrardan rahatsızlaştım. Yolda birdenbire böyle bir terleme geldi. Sonra şu an hala ağrıyor. Sol arka tarafım ve sol ön göğsüm ağrı var. Ankara'daki Zafer abimi aradım. Sağ olsun. O da geliyor. Ankara şehir merkezine girmeden sağda polis kontrolü var. Oraya, orada buluşacağız. Ve beni alıp hastaneye götürecek. Bilmiyorum, birdenbire oldu şuram. Bugünden beri zaten buram burada ufaktan bir şey vardı, böyle ofalıydım devamlı. Şimdi arka taraf ve ön taraf ağrıyor ve terleme geldi. Elimin içleri terliyor. Baktırmam lazım. Sağ olsun Zafer abim de geliyor şimdi. Ankara'da hastaneye gideceğim. Onun da bilgisini paylaşayım istedim. Ne iş anlamadım ya. Ne oldu bana birdenbire? Yani bu 10 gündür, 10-15 gündür. Yani bir ay diyelim yani. Bir aydır var bizde bir şey var. Şimdi gideceğim hastaneye. Bakalım inşallah bir şey çıkmaz. Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şu an Ankara'dan çıkış yaptım. Gidiyorum. Saatimiz de 2:30 olmuş. Zafer abime buradan çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın girişinde, yani Ankara gelmeden rahatsızlaşmıştı. Sağ olsun geldi, beni aldı götürdü hastaneye. Kalp grafiği falan çekildik. Tansiyona falan bakıldık. Yani yine her zamanki gibi tansiyon yüksekliği. Bilmiyorum, bende tansiyon var ne var. Yani bizim ailede, genetiğinde de, sülalede de böyle bir tansiyon mansiyon olayı yok. Ama nedendir bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah düzeleceğiz. Yapıyorsun mu sporu kral? Abi, cansın. Adamsın. Sevinirsin. Eyvallah kral, sağ ol. Bekledim seni. Nereye gidiyorsun? Sivas. Aynen abi.
İyi görüşürüz, Allah'a emanet. Helal olsun. Helal olsun kardeşime. Bakalım inşallah iyi olacağız. Ama bir doktora, ayrıyetten bir doktora gitmem lazım benim. Çünkü bayağı bir, bu aralar bayağı bir vurmaya başladı. Nedenini bilmiyorum. Neden nedir? Onu artık doktorlar karar verecek. Neden böyle devamlı tansiyon olayı çıkıyor bende? İnanın korktum. Neden korktum? Yani Allah göstersin. Yoldayız da bir tansiyon yükselir, kalp sıkıştırır, kalp krizi geçiririz. Yani kendimden geçtim. Yolda bir başkasına sebep olurum diye korkuyorum. Ondan endişelendim ama şu an iyi sayılmam. Neden? Çünkü şu arkamdaki ağrı hala duruyor. Geçmiyor. Bakalım hayırlısı olsun. Ona kafayı çok takıyoruz bazı şeylere. Yani hiç değmeyecek olan şeylere kafa takıyoruz. Kendimizi üzüyoruz, yoruyoruz, bu duruma düşüyoruz. Fatih, araban ne yakıyor kardeşim? Vallahi var ha, şu jantlara bitiyorum kanka ya. Alalım abi sana da. Vallahi hediyem olsun. Vallahi hiç sıkıntı değil abi. Vallahi arabayı var acayip gösteriyor var ya. Aynen abi. Arkadaşlar bu kardeşim Fatih kardeşim, daha tanışalı 15 dakika oldu. Vallahi var, Allah'ıma şükürler olsun. Benim karşım hep böyle gönlü güzel, gönlü zengin insanlarla karşılaşıyorum. Çıkarıyor kurban oldum Allah. Aynen abi. Aynen. Mopar ticaret. Biraz sohbet ettik kendisiyle. Bu Mopar ticaretin sahibi de çok güzel bir insanmış. Yani vallahi var ya, Fatih anlattı. Büyük hayranlıkla izledim. Buradan da ona selam olsun. Sayın abimize. Neydi ismi? Şeref abi. Şeref abimize sevgiler saygılarını sunuyoruz. Yani bu adama yaptığı iyiliği bir insanın ne babası yapar, ne amcası yapar, ne akrabası yapar. Yani bu arabaya, bu kardeşimize ortak etmiş. Vallahi billahi böyle bir adam var mı? Demek ki Allah varmış. Allah bilgiler razı olsun. Vallahi billahi. Onu benim karşıma çıkarttığı için. Camlarda film var arada. Aynen abi. Vallahi yapmışsın bu arabayı ya. Ne oluyor lan? Ses benden geliyormuş. Allah Allah. Bismillah. Baba bu, vallahi buna binmek var ya, bizim arabadan rahat ya. Acaba biz de binebilecek miyiz? Ah canını yiyeyim ya. Işıklarımızı yakalım abi, kırmızı kırmızı. Vallahi baba. Maşallah bayağı geniş de bu. Geniş abi. Ah ben de binsem keşke böyle bir Scania. Değişelim abi ama mevzuman kavşağına kadar. Sen gideceksin misin? Uyumadan gideceksin herhalde. Abi ben Merzifon'a kadar gideceğim. Merzifon'da yatacağım. Oradan sabahleyin Sivas Suşehir'ine devam edeceğim abi. Tamam ben de giderim. Sıkıntı yok. İnşallah mazotum yeter. Mazot da almadık. Bayağı 2020 model ha. Aynen abi. Bunun neyi eksik biliyor musun? Neyi eksik abi? Eksiz eksik. Abi siparişini verdim. Ciddi misin? Aksaray Ramazan Usta, Allah kısmet ederse. Eksozlu Ramazan mı? Önümüzdeki adam ya, onun o yaptığı eksozları var ya. Bitiyorum baba ya. Allah. Önümüzdeki hafta Allah kısmet ederse oradayız abi. İnşallah abi. Oradaki çırağı var onun. Yırtıl. Yırtıl. Ona selam aynen söyle. Aynen abi. Aleykümselam abi. Vallahi o olmadan olmuyor. Onun maskadır, neşesi. Aynen abi. Vallahi billahi. Kanka. Abim. Çıkalım gidelim. Tanıştım ama. Ben de memnun oldum. Allah yolun batına çıkarsın. Amin abi cümlemizin. Allah'ım ne muradın varsa versin. Allah razı olsun abi. Bu İyi ki patronu da versin. Amin. Allah'a emanet. Geliyorum ben de seninle beraber. Fatih kardeşim geliyor. Maşallah. Maşallah.
Bizim bu HDS'lerden çektiğimiz ne ya? HDS'lerden çektiğimiz ne bizim? Abi bu HDS'ler zaten devlet gelen bir bağlantı bir sorun. Valla. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Şu an Çakalı'ya şayınıyorum. Sabah saat 6 gibi yattım. 8 yıl çeyrek içe kalktım. Şimdi Samsun'a iniyorum. Bir an önce ineyim. Arabayı boş eve geçeceğim. İstirahat edeceğim. Çünkü yani şu kolumu kaldıramıyorum. Bu arka tarafta bir şey var yani. Kolumu kaldırdığım gibi buraya sanki böyle bıçak sokuyorlar. Bu kolumun burası ağrıyor. Bir düzelemedik gitti. Allah sonumuzu hayretsin. Bugün de Samsun'da hava güzel. Şükürler olsun. Yani yağmur yağdığı zaman da iyi olmuyor bizim için. Arabayı yıkatamıyoruz. Arabamız temiz olmuyor. Mesela arabayı yıkatacaktım. Havaya güvenemedim, yıkatamadım. Ama bugün şimdi zaten mecbur yıkayacağız. Dorsen içi de yıkanacak mecbur. Çünkü dorsenin içine su, turşu suyu aktı devamlı. Turşu suyu da hemen kokusu çıkacak bir su değil. Yıkanması lazım. Onu da güzel yine yıkatacağız inşallah. Yoksa o şekilde kimse yükleme yapmaz o arabaya. Çünkü hep turşu suyu kokacak. Yani adama diyecek bu ne ya kaptan diyecek. Koku ne? Yüklemeyecekler. Veya yıkatacaklar. Onun için araba bittikten sonra arabanın bugün dorsesini falan bir yıkatmamız lazım. Vallahi 2 saniye uykuyla duruyorum. 2 saniye uykuyla. Bir an önce gidip yatmam lazım. Vallahi zaten bizi etkileyen bu uykusuzluk oluyor. %85, %90. Şimdi uykusuzluk bedeni yoruyor, bünyeyi yoruyor, halsiz düşürüyor. Ve ondan sonra da hasta oluyoruz. Aslında uyumamız lazım. Vallahi Zafer abim sağ olsun. Akşam bizimle bayağı ilgilendi ya. Allah razı olsun. Saat kaç? 10. 11.30'a varırım oraya. Bakalım bu arabayı nasıl boşaltacaklar? Bunlar elle dediler. Yani 5-6 saat sürdü. Bakalım bunlar nasıl boşaltacaklar? Panede mi vuracaklar? Bir ihtimal bayağı bir orada da kalacak araba. Olmadı ben arabayı bırakırım. Eve geçerim. Gidelim de göreceğiz. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şu an Tekirköy'e geldim. Eve geçeceğim. Eve bir uğrayacağım araca boşaltmadan. Dedim videoyu bitireyim. Videoyu bitireyim de Gökhan da peşim sıra geliyor zaten. Gördü beni döndü geri. Büyük ihtimal kartlar almaya gelecek. O yüzden bitireyim istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kusurumuz olduysa affola. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun. Herkes adam olsun. Herkes sevdiğinin peşinden gitsin abi. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.